Fikret Bila, HalkTV.com.tr İkinci turda değişim mümkün. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan'ın %49.54, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.88, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın da %5.17 oy aldığını açıkladı. İktidar kanadı bu sonuçlarla büyük bir zafer kazandığı havasını yayıyor. Ancak iktidar açısından ortada bir zafer yok. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilemedi. AK Parti tarihinin en düşük oyunu aldı. AK Parti'nin oyu %35,5 düzeyine geriledi. Erdoğan ve AK Parti milyonlarca oy kaybetti. YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre bile seçmenin %51'i değişim istiyor. Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesini istemiyor. Bu tablo iktidar açısından bir zafer tablosu değil. Kılıçdaroğlu açısından baktığımızda ise ikinci turda seçilmesi çok mümkün görünüyor. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında 2 milyon 520 bin oy farkı var. Sadece o anın aldığı oy 2 milyon 829 bin. Oy kullanmayan seçmen sayısı ise 8 milyon 429 bin. Geçersiz oy sayısı 1 milyon 36 bin. Toplam olarak 12 milyon 295 bin oy söz konusu. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bu oylara ulaşıp önemli bir kısmının sandığa gitmelerini sağlar ve desteğini alırsa ikinci turda çok rahat seçilir. Bu nedenle CHP ve Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin birinci tur sonucuyla ilgili olarak yürütülen tartışmaları, kendi içlerindeki suçlama ve eleştirileri ikinci turun sonuna bırakmaları gerekir. İkinci tura çok az bir süre var. CHP'nin içinde veya diğer ittifak partileriyle tartışmak zaman kaybı olacaktır. Kılıçdaroğlu ve ekibinin zaman yitirmeden yüksek bir enerji ve moralle ikinci tur çalışmalarına başlamaları gerekir. Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamaları da bu yönde. Bu tabloda Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur sonucunu belirleyecek en önemli faktörlerden biri konumunda. İkinci turda Oğan ve Ata İttifakı'nın kimi destekleyeceğine kuşkusuz ittifakın yetkili organları karar verecek. Oğan ve Ata İttifakı'nda yer alan partilerin iki önemli özelliği var. Birincisi Atatürk Milliyetçiliğini savunmaları, ikincisi Suriyeli, Afgan ve diğer sığınmacıların hemen ülkelerine gönderilmeleri. Oğan'a oy verenler de büyük ölçüde bu düşüncede olan Atatürk Milliyetçiliği ve sığınmacıların gönderilmesini önceleyen seçmenlerdir. Bu nitelikleriyle o anın laiklik karşıtı, Atatürk'ü toplumun gönlünden, tarihten ve kitaplardan silmeye çalışan, oy için hüda parı bile bünyesine katıp meclise sokan AK Parti iktidarını desteklemesi kendi tezleriyle çelişir. Atatürk'ü demokratik, layık, hukuk devletini savunan, sığınmacıları gönderme taahhüdünde bulunan, şeriat karşıtı, modern toplum ve devletin eğitimde bilim ve akıldan yana olan CHP ile uzlaşması kendi tezleriyle daha uyumlu olur. Ata İttifakı ve Sinan Oğan'ın tezlerini hayata geçirmeleri ancak CHP iktidarında mümkün olabilir. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'la kurduğu ittifak nedeniyle meclis tarihinin büyük çoğunluğu en sağcı, en muhafazakar parlamento haline geldi. Radikal İslamcı, Hizbullah'a, Taliban'a yakın görüşler savunan akım da meclise girdi. Böylece Cumhuriyet tarihinin en gerici meclisi oluştu. Böyle bir meclisi ancak Atatürk'e diye hak, hukuk, adalete bağlı bir cumhurbaşkanı dengeleyebilir. Bu nedenle bu meclis oluşumu karşısında ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun kazanması Türkiye'nin geleceği bakımından hayati önemdedir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.